Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere günün her öğününde eşlik edecek, rahatlıkla servis yapabileceğiniz, hazırlaması çok kolay, tadına bayılacağınız, kat kat, çıtır çıtır muhteşem bir puf böreği hazırladık. Bu enfes böreğin özelliği hamurunun kat kat olması ve fırında pişmesidir. Dilerseniz tarifimize geçmeden önce hamurunda hangi malzemeleri kullanmışız bir görelim. 5 su bardağı yani 650 gram un, 2 su bardağı 400 mililitre su, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru maya. Öncelikle 5 su bardağı unun üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırıyoruz. Sonrasında 2 su bardağı su ekleyip hamuru toparlıyoruz. Hamur toparlanınca masaya alıp yoğurmaya devam ediyoruz. Bu şekilde 3-4 dakika yoğurup hamuru özleştiriyoruz. Kolaylıkla açabileceğimiz bir hamur oldu. Yuvarlayıp 3 eşit parçaya bölüyoruz. 3 parça hamurun her birinden 7'şerli küçük bezeler tutuyoruz. Masanın bir kenarını unlayarak bezelerimizi diziyoruz. Toplamda 21 tane beze elde ettik. Ve üzerlerini temiz bir havlu ile örtüp 5 dakika dinlendiriyoruz. Bezeler dinlenirken biz de hamurunu açmak için kullanacağımız yağı hazırlayalım. 125 gram tereyağı veya margarin, 1 çay bardağı sıvı yağ ihtiyacımız var. Tereyağını ocağa alıp eritiyoruz. Tereyağı eriyince üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip ocaktan alıyoruz. Dinlendirdiğimiz bezeleri un serperek küçük küçük hepsini açıyoruz. Bezelerin tamamını açıp hazırlayınca 7'şerli olacak şekilde üst üste erittiğimiz yağla yağlayarak diziyoruz. Tabii unlarını da çırpıp da öyle yağlıyoruz. Her birini yağlayarak 3 yere 7'şerli dizdiğimiz hamurları iç harcını hazırlayana dek dinlendiriyoruz. İç harcı için kullanacağımız malzemeler 300 gram kıyma, 1 tane büyük boy soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 300 gram kıymayı ocağa alıp rengi dönene dek kavuruyoruz. Kıymanın rengi dönünce üzerine yemeklik doğranmış 1 tane büyük boy soğan, 1 tatlı kaşığı tuz ve baharatlarını ekliyoruz. Ara ara karıştırarak soğanlar yumuşayana dek kavurup ocaktan alıyoruz. Soğuması için 5 dakika bekletiyoruz. Masaya bolca yağ sürüp dinlenen yağlı hamurları elimizle açtırarak masaya seriyoruz. Her serdiğimizin üzerine yağ sürüyoruz. Yedisini de yağlayarak serip tamamlayınca diğer tarafını döndürüyoruz. Kare olacak şekilde oklava ile açmaya devam ediyoruz.
Açabildiğimiz kadar açıp hamur ruleti ile istediğimiz boyutta kare kare kesiyoruz. Kestiğimiz karelerin tam ortasına hazırladığımız kıymalı haştan birer tatlı kaşığı bırakıyoruz. Karşılıklı uçlarını kapatıp bohça şeklini veriyoruz. Alt kısmı üste gelecek şekilde tepsiyi yağlamadan belirli aralıklarla diziyoruz. Hamurunda yeterince yağ olduğu için tepsiyi yağlamaya gerek duymadık. Geri kalan her yedişerli iki hamuru da aynı işlemi uygulayıp iki tepsi börek elde ediyoruz. Son olarak üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt sürüp fırına vermeye hazır hale getiriyoruz. Yoğurt sürmeniz şart değil. Biz tepsinin birine sürdük, diğerini direkt pişirdik. İkisi de çok güzel kızardı. Sizin tercihinize kalmış. 220 derece fırında üzerleri kızarana dek pişiriyoruz. Nar gibi kızaran puf böreklerin içini de görelim. Yufkası kat kat, incecik, çıtır çıtır lezzetine kimsenin hayır diyemeyeceği enfes bir börek oldu. Fırında kıymalı puf börek servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.